İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Sizlere bundan önceki sohbetimde Eyüp Sultan, Eyüp Nişancısı diye meşhur olan Nişancı Mustafa Efendi'nin rahmetullah aleyh ve ağabeyinin yaptırdıkları bir cami ve bahçesinde de güzel haziresi ve kabirleri bulunan semtteki Baba Haydar Semerkandi Hazretlerinin dergahını, mescidini ve onun insanlarla olan ilişkilerini, Allah-u Teala'nın yolunu insanlara nakledişini konuşmaya başlamıştık. Başlamıştık ama süremiz de bitince mecburen bu haftaya kaldı. Baba Haydar Semerkandi Hazretleri adından da anlaşıldığı gibi Semerkant'tan gelmiştir. İslam'ın Anadolu'ya yayılmasına sebep olan bugün Özbekistan'daki şehirler, Türkmenistan'daki şehirler, efendim Kazakistan'daki şehirler halkı Anadolu insanından çok da erken İslam'a geldi denemez ama yani esas İslam'ı bizlere aktaran orada yetişmiş büyük evliyaullah oldu. Tabii ki Anadolu Selçuklu Devleti ile bu daha doğrusu evvela Büyük Selçuklu Devleti ile ondan sonra da devamı Anadolu Selçuklu Devleti ile Anadolu topraklarına Ehl-i Sünnet itikadında İslamiyet yerleşti. Tabii hem Anadolu'da hem bu saydığım Orta Asya coğrafyasında Asya'yı Vüsta deniliyor efendim. Kitaplarda Orta Asya. Vasati diyoruz ya. Kardeşim vasati söyle, vasati söyle, ortalamasını söyle. Şimdi ona vasati de demiyorlar. Ya anguro, anguro. Ya anguro yerine vasati de. Hadi bilemedin ortalama de. Anguro, anguro. Anguro deyince ne oluyor? Avrupa'yı bir dil konuşmuş oluyorsunuz. Bu da sizin kültürünüzü izah ediyor. Ne münasebet efendim? Ne münasebet? Yani 1980'lere kadar birçok Avrupa ülkesinde bir kısmı da gizli, bir kısmı da açık ve resmi açık artırmayla garip kuraba çocukların satıldığı, açık artırmayla satıldığı hayvan borsası gibi ve bunu alanlar da artık bu benim malım, benim evimdeki tavuğuma nasıl kimse karışamazsa ister keser yerim, ister yumurtlatırım, ister gurk yatırırım. Bunlar da bu çocukları cinsiyetine bakmaksızın kendi en ağır işlerinde malı olarak hiçbir ücret ödemeden çalıştırdılar. Bunu devlet sattı. Şimdi bunu söylediği zaman herkes hopluyor. Niye hopluyorsunuz arkadaş? İspanya da bu işi yaptı. Avrupa bu işi yaptı. Avrupa'da böyle hedmedilmiş çocukların
İşte Mısır'da olmuş da Osmanlı Sarayı'nda da hedmedilmiş insanlar varmış. Evet var, vardı ama nerede? Afrika'da Nobalı papazlar kazanç kapısı yapmışlardı. Çocukları küçük yaşta hedmediyorlar. Efendim, ondan sonra da Avrupa'nın şatolarında yaşayan derebeylerine satıyorlardı. Bu dünyanın birçok yerinde vardı. Ve Osmanlı'ya intikal edenlerin hepsi Müslüman olarak sarayın idaresinde genel müdürlüklere kadar, Darüssaade ağalarına kadar, Babüssaade ağalarına kadar yükselmişlerdir. Bunlar padişahın bulunduğu mekana girerler, serbest bir izin alma mecburiyetleri yoktu. Osmanlı onları cehennemden kurtarmak için aldı. Halk da bunları belki devlet idarecilerinden aldı ama buna çok yaygın olarak müsaade edilmedi. Çünkü halkın bunları aldıktan sonra nasıl adil bir şekilde bir İslam evladı gibi büyüteceğini tahmin etmek biraz zordu. Çünkü onlar nefis taşıyordu ve padişah gibi, hükümdar gibi, devlet adamı gibi milletin sorumluluğu omuzlarında yüklü değildi. Şimdi ortaya çıkınca aman ya Rabbi nasıl olurmuş? Olur ya, olur ya. İnsanları Engizisyon mahkemeleri Müslümanlığını gizledi diye, Hristiyan'a düşmanlık etti diye değil, Müslümanlığını bizden gizledi. Biz onu Hristiyan biliyorduk, bizi kandırdı. Niye kandırdı? Hadi kandırdı diyelim, niye? Sen ölümle tehdit ediyordun Hristiyan olmayan Müslümanı. Ya öl, ya kaç git buradan diyordun. 700 yıllık atalarının hatırası olan yerlerden de Endülüs Emevi halkı gitmiyordu. Hristiyan ol, vaftiz ol, tamam oldum. Ama evlerinde yine namaz kılıyorlarmış bunlar. Vay! Gizli namaz kılıyorlarmış. Türkiye'de de bir zamanlar böyle namaz kılanları Hacı Bayram Camii'nden çıkarlarken tespit etmeye efendim sivil polisler, taharri memurları derlerdi bunlar efendim. Taharri memurları. Gençlerimiz bilmez. Benim gibi ihtiyarlayanlar, belki bilenleri vardır onların da. Onlar araştırır. Ne araştırıyorsun ya? Rusya'dan casus gelmiş, onu mu araştırıyorsun? Yok ya. Filan dairenin müdürü Hacı Bayram'a namaza gitmiş ya. Böyle bir ihbar almış. Bakan Bey beni gönderdi, buraya geliyormuş. Onu göreceğim. Bu nasıl şey ya? Nasıl bir insan hürriyeti, insan hakları anlayışı? Evet. Dolayısıyla Müslümanlar daima İslamiyet'i öğrenmeyi, Allah'ın yolunda gitmeyi hep bir numarada tuttular. Ve başardılar. Ta ki bu Anguru diyenler gibi, Avrupa'ya gidip şimdi sığınanlar gibi canını, namusunu, ırzını, her şeyini emanet eden, ben haşa orada çalışan, dini bütün memleket hasretiyle yanan kardeşlerimizi kesinlikle kastetmiyorum. Aman yanlış anlaşılmasın. Oralara böyle Türkiye'de suç işleyip hainane şekilde darbelere teşebbüs edip de kaçıp onların kanadının altında tüylenmeye çalışıyorlar. Civcivlerin tüyü yokken efendim üşürler sonbaharda çıkarsa, bazı tavuklar geç kuruk olur. Güz bilisi derler buna, güz bilisi. Hemen üşür, birisi çok üştü müydü, yahu sen güz bilisi misin, ne böyle derler. Büzülür.
Ama anasının kanadının altında o biraz tüylendi miydi, ondan sonra çıkar neşelenir. Bunlar şimdi tüylenme ana kanadı altında olur. Bugün Almanya'yı mekan tutan hainler işte ana kanadı olarak Alman kanatlarını kullanıyorlar. Onlar da Rusya'nın Kırım'ı yutmasını meşrulaştırmak için Rusya haklı bu davada diyorlar. Ukrayna kimmiş ki? Daha dün Rusya'nın da diyorlar. Hem de Almanya'nın en ileri basamaklardaki askeri sorumluları söylüyor bunu. Zannedersin ki yeni Alman başbakanı ya şöyle bir sen bir konuş bakalım deniz kuvvetleri dedi. Aman dediler defol git falan. Bak dediler arkadaş Avrupa'ya karşı biz attık bu adamı attık dediler. Attın ama iş işten geçti. İşte Haydar Baba Semerkandî Hazretleri Semerkant kaynaklıdır. Silsile Ali büyüklerinin birçoğu ora kaynaklıdır. Yani İslam'ın evet Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh zamanında onun hilafeti zamanında Malatya şehrimizde İslam devletinin 12. eyaletiydi. Ama Anadolu'nun tamamı değil. Yani Malatya'ya gelmiş olan İslamiyet, Anadolu'nun diğer yerlerine gelen İslamiyet'ten öncedir gelişi. Oradan gelmiş ve burada da oh Türkiye'ye geldim ya, yan gel yat dememiş. Burada Allah-u Teala'nın kullarına İslam'ı anlatmış. Şimdi bu şekilde din anlatmaya, Allah-u Teala'nın yoluna hizmet etmeye kalkanlar nasıl her insanın boyu farklıdır, el ebatları farklıdır, ayak ölçüleri farklıdır, kafa yapıları yapı olarak, fiziki yapı olarak, biyolojik yapı olarak yani farklıdır. Bu yolda hizmet edenlerin de kendilerine göre bir farklılıkları olabilirdi. Bu ayrı bir yol takip etmek değildi. Şimdi her takımın bir antrenörü var. Her takımın antrenörü aynı antrenmanı mı yaptırıyor takımlarına? Yok. Efendim spor branşlarınınkiler ayrı. Bir voleybol antrenörü gidip de futbol antrenörüne soyulmuyor. Ya antrenörsün, vücut hazırlıyorsun, yok. Bu kadar ince ihtisaslara gittiğimiz bu dönemde efendim ya böyle din adam mı olur ya nasıl adam böyle çekilmiş uzlete efendim uzlete çekilmenin inzivaya çekilmenin çeşitli sebepleri vardır. Birisi kara sevda çeker inzivaya çekilir hayata küstüm der. Ama bu sevda Allah yolunda olursa onların da kendilerine göre, aşk derecelerine göre davranışları vardır. Baba Haydar Hazretleri rahmetullahi aleyh ekseri uzdeti yani insanlarla beraber olmuş ama öyle 24 saati beraber olmamış. Niye? Bilemem ki. Ben de öyle bir yolda olsam herhalde ben de azıcık bilirdim ama yok. Bende yok. Ben sadece efendim tenekenin takırtısı gibi ses çıkarıyorum efendim. Kanuni Sultan Süleyman Han bir gün rüyasında nur yüzlü bir ihtiyar sırtını sıvazladı Kanuni'nin. Öyle gördü. İhtiyar kendisine rüyada Efendimiz Eyüp'teki
Baba Haydar Semerkandi sizi kulübesinde bekliyor dedi. Onu ziyaret etseniz bir. Ve gerisi tamam. Rüyanın bu kadarı kayıtlara geçmiş. Eyüp'teki ama Eyüp'ü bildiriyor. Kanuni Sultan Süleyman Han Allah Allah dedi uyandığında. Çok böyle tatlı bir sesli kimseydi, nur yüzlüydü. Bu bana ne dedi? Dediklerini biliyor da, yani niye dedi bunu? Acaba sıkışmış, daralmış, bazı zorluklarla karşı karşıya kalan biri medet mi bekliyor? Şimdi serde padişahlık var ya efendim, serde padişahlık olunca hani rüyalarda da böyle söylenmesi acaba benden yardım mı bekliyor? Hani padişahların bir sözleri var ya, dile benden ne dilersen diye. İnsanoğlu işte efendim. İnsanoğlu demiyor ki ya benim böyle biriyle görüşmeme ihtiyaç mı var acaba? Bana bir yol mu gösterecek? Bana bir iyilik mi yapacak demiyor. Aman efendim, makam sahibi olan bütün Müslüman kardeşlerimiz, tabii devlette görev alanlar var, başka yerlerde görev alanlar var. Böyle biri kendisiyle görüşmek isteyince, efendim, ya gene herhalde bir sıkıntısı var falan, böyle bir düşünme hatasına düşmemeliler. Ola ki bu gelecek kimseyi bana Allah-u Teala gönderdi, bana ondan bir hayırlı haber gelecek diye düşünürse çok rahat eder. Ya efendim sizden falan görüşmek istiyor ya, tamam tamam da ya yok da beni ya yok da şimdi benden iş isteyecek falan. Bilhassa bu fabrika sahiplerinde falan çok olur. Ya gelsin be kardeşim ya. Kendi gelmiş, gelsin be ya. İlla sana dört dörtlük adam mı alıyorsun yani? Sen de onu alıyorsun böyle çok iyi diye. Adam kendisini öyle bir arz ediyor ki, ne diyorlar buna şimdi? Prezant ediyor. Ya bırakın ya, Türkçeyi bitirdiniz ya. Macron Müslüman ve Türk düşmanlığını artırıyor. Biz ise Fransız ahbaplığımızı dilimizden hiç düşürmüyoruz. Niye ki? Gayret eksikliği efendim. Gaflet. Evvela Kanuni böyle bir düşündü. Kendisi sonra anlatıyor tabii. Allah Allah, bir şey mi var? Bir şey mi anlatmaya çalıştı bana? Baba Haydar kim acaba? Efendim, Şeyhülislam'a dedi ki, görüşürlerdi Şeyhülislamlarla. Padişahlar Şeyhülislam'a danışırlardı. Şeyhülislam'ı padişahlar tayin ederdi. Ama Şeyhülislam gerektiğinde padişahın tahttan indirilmesine fetva verirdi ve indirilirdi. Var mı böyle bir idare düzen efendim şimdi? Efendim işte yani tamam, meclis seçiyor, mecliste geriye alıyor. Ama burada tayin eden, tayin ettiği memuru görünümündeki kimsenin fetvasıyla görevden alınıyor. Var böyle bir şey? Yok. Niye? Arkadaş bir baş. Bir Allah-u Teala. İkincisi yok. Onlar görev taksimi. Dümenci ile kaptan. Dümenci geminin bütün aksamından sorumlu. Kaptan da evet o dümenciyi kaptan arar ama bir kaza vukuunda da o dümencinin dediğini
kaptan yapmak mecburiyetindedir. Çünkü teknik adam o. Bu rüyadan bahsetti Şeyhülislam'a. Efendim, Şeyhülislam böyle düşündü. Efendim, Eyüp de dedi falan. Bir mana veremedim deyince, hayırdır inşallah padişahım. Eyüp'te hiçbir bu isimde kimse duymadım. Şeyhülislam da duymamış. Halbuki Şeyhülislam bütün kaz askerlerin başı olduğu için, yani hukukla uğraşan din adamlarının, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'na pek benzemiyor da, yani biz hayal edebilelim diye ondan bahsedeceğim. Onun gibi, yani bir din öğretimiyle uğraşanların hemen hepsinin Şeyhülislam'la bir işi olurdu. Allah Allah, bu hiç bana gelmemiş. Bizim şeyimizde yok, kayıtlarımızda diye düşündü. Kanuni dedi ki, tamam, siz de bilmiyorsanız gel biz bunu bir araştıralım. Bu rüyayı ben hayra yordum, hayır bekliyorum, bir bakalım. Tebdil vaziyette, efendim, gidecekler. Ama Kanuni Sultan Süleyman Han araya başka işler girince, malum mübarek kimsenin 46 senelik padişahının, padişahlığının 11 gün sene, 11 buçuk sene çarpı 365, 11 buçuk çarpı 365 gün seferlerde geçti günü. At üstünde geçti 46 senenin. Hangi devlet başkanına o zaman dünyada bu kadar Allah yoluna hizmet nasip oldu? Tabii çok hareketli bir insandı. Bütün insanların doğru yola gelmesi için geceli gündüzü çalışıyor. İcabında sarayından 14 ay bile uzakta kaldığı oldu. Kıymetli dinleyenlerim, biz aldık götürüyoruz. Ama süremiz doldu. Haftaya inşallah Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Baba Haydar Semerkandi Hazretleri'ni ziyarete gitti mi gitmedi mi, nasıl buldu, onları anlatacağız. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete. Mm-hmm.